başlayacağız. Lütfen yerlerinizi alabilir miyiz? Sayın dekanlarım, sayın müdürlerim, sayın meslektaşlarım. İzmir Veteriner Hekimler Odası'nın hazırladığı 1. Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayına hoş geldiniz. Mustafa Kemal'in çizdiği, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazılı Misak-ı Milli sınırlarını kendilerince ve de başası oldukları ülkelerin dayatmalarından güç alarak değiştirmek isteyen, Türkiye'de yaşayıp Türk kimliğinin hala ne anlama geldiğini anlamak istemeyen bir grup zorbanın şehit ettiği askerlerin gölgesinde bir çalıştay başlatmaktan öncelikle bir ana olarak büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu nedenle sizleri öncelikle 24 şehidimizin anısına Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının anısına ve yitirdiğimiz meslektaşlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşuna, arkasından da İstiklal Marşı'nı okumaya this one.
Akşama kadar sürecek olan bu çalıştayın karşınıza gelinceye kadar çok uzun ve yorucu bir çabanın ürünü olduğunu söyleyebilirim. Onlarca bilim insanının süzgecinden geçerek sizlerle buluşan bu sunumlar Türkiye'de veteriner halk sağlığı çalışmalarına projeksiyon tutacaktır. Bu güzel çalıştay öncesi çok kısa sürecek olan açılış konuşmalarının ilkini ev sahibi İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Suat Çelikel'i açalım. Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Müdürlerim, çok değerli dekanlarım ve beni 9 yıl okulda, fakültede öğrenci olarak tutan çok değerli hocalarım. Evet, 2011 yılı dünyada veteriner hekimlik yılı ilan edildi. Aynı zamanda ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, aynı zamanda meslektaşımız olan Mehmet Akif Ersoy da Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edildi. Bu çerçevede Merkez Konseyimizin 8 Ocak'ta Ankara'da yapmış olduğu toplantıda bir fikir oluştu. Tabii 1988 yılından bu yana odamızın içinde yönetimlerde bulunmuş bir arkadaşımız, ismini hatırlayamadım şimdi, Adnan Serper olabilir. O günden bugüne çalıştı. Bu fikir oluştukça, hem de böyle bir yılda bir de bir hoca çıktı, uzun saçlı bir hocamız vardı bizim, Profesör Doktor Osman Yılmaz. 6 aydır beraber çalışıyorlar. Bizim de aklımıza böyle bir fikir geldi. İzmir'in bir yönü de Türkiye'de ilklere imza atmaktır. Biliyorsunuz 2004 yılında da yine Türkiye'de ilk kez Uluslararası Organik Hayvancılık Kongresi yapmıştır İzmir Odası. Bu çalıştayı da ev sahipliği yapmaktan ben son derece mutluyum. Çalıştayımızın başarılı geçeceğini ümit ederek hepinize saygılarımı sunarım. İzmir Veteriner Hekimler Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu ve Çalıştay Başkanı Profesör Doktor Osman Yılmaz. Başkanlarımız Sayın Veteriner Hekimi Serdar Akrop
ve şu andaki oda başkanımız Suat Çeliken de bunları desteklemiş. Ve bizim 2006'da yılında kurulan veteriner halk sağlığı çalışma grubumuz farklı meslek gruplarından, tıp, veteriner, hemşire gibi farklı disiplinlerden kuvvet alaraktan bu çalıştayı sizlere yapmayı gayret göstereceğiz. Sizlere ev sahibi yapmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Sizlerin bizi onurlandırmanızdan. Bu veteriner halk sağlığı aslında toplumumuzda hızla bizim insanlığın insan nüfusunun artmasıyla artan ihtiyaçları karşılamak için aslında dünyamızı yer üstü ve yer altı zenginliklerini çok hızlı bir şekilde tüketmenin bazı sonuçları da bugün ne yazık ki katlanmak zorunda kaldığımız sonuçlar. Bunların birçoğunu hepimiz biliyoruz. Afetler, hastalıklar, vektörlerin biyolojilerinin değişmesi, radyoaktif kirlilik, çevre sağlığı, işte bunların hepsine el aldığımızda aslında büyük bir tehlike ve tehdit altındayız. Bu veteriner halk sağlığının olan gereksinim aslında işlemleri gün geçtikçe de artmakta. Bu çalıştayı yaparken aslında biz bu kadar konuyu neden ele aldık? Aslında çok veteriner halk sağlığı konularına baktığımızda çok ağır konular. Fakat bu çalıştayın sadece amacı şöyle belirledik. Bir farkındalık yaratmak. Veteriner halk sağlığı hakkında bir farkındalık yaratmak ve bunun önemini, bunun incelediği konuları ortaya koymak. Tabii ki bu çalıştay son çalıştay olmayacak. Bundan sonra bu çalıştayların devamı mutlaka yapılacak. Biz müsaadenizle oturumlarda veteriner halk sağlığının kapsam alanına giren konuları tek oturum halinde düzenledik ve konuşmacılar tabii çok sıkılacaklar konuları özetlemek için ama burada temel amacımız aslında konuları bir giriş yapmak, bir girizgah yapmak belki. Bundan sonraki çalıştay tek bir konu üzerinde veteriner halk sağlığı toplanabilir ve bunların derinlemesine günlerce de tartışılabilecek konular olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Ve bu bakımda bundan sonra gelecekte bu başlangıç olmasını, bundan sonraki çalıştaylarında odalarımız veya diğer odalarımızın veya veteriner fakültelerimizin bu işin içine çekerek onların düzenlemesini ümit ediyoruz. Aslında beklentilerimiz, hepimizin beklentisi burada bu çalıştayın sonucunda iletişim ve paylaşım. İletişim ve paylaşım, kendi meslektaşlarımızla da iletişim, farklı branşların birbirleriyle teması da olması gerekiyor. Meslekler arası iletişimi de kuvvetlendirmemiz genel beklentimiz aslında. Buraya katılan tıptan hocalarımız var. Veteriner kurslarımız var, başka katılımcılar da var, başka mesleklerden. Biz aslında bir sinerji istiyoruz. Ülkemizin kazanımları bundan gerçekten günü kurtaran politikalardan uzaklaşıp kendimizi aşan ülkemizin geleceği ve mesleğimizin geleceği ilgili beklentilerimiz var bu çalıştaydan. İnterdisipliner çalışmaya mutlaka öncelik vermemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu çalıştayın misalarında bilim ve teknolojiyi mutlaka kullanmalıyız. Çünkü veteriner mesleğimize, hekimlik mesleğimize farklı disiplinlerin çok büyük katkıları var. Onlarla temasa geçtiğimiz zaman bizim için çok zor olan bazı teknikler onlar açısından çok daha kolay ve hızlıca hedefimize ulaştıracağını düşünüyorum. Yeni alanlara mutlaka yönelmeliyiz. Veteriner hekimlerin mutlaka fakültelerin özellikle müfredatlarında bu yeni alanları mutlaka değerlendirmeyi. Bunlar da yenilenlerden bir tanesi içinde bulunduğum laboratuvar hayvanları. Laboratuvar hayvanları mutlaka veteriner fakültelerin içerisinde yer almalı ve bunu geliştirmek için inanılmaz çaba sarf etmeliyiz. Çünkü çok yerlerde kalmışız. Veteriner halk sağlığı mutlaka veteriner fakültelerinin bünyesinde ayrı bir disiplin olarak yer almalı ve bunların mensupları yetiştirmeli ve bu mensuplar bu mesleği sahiplenmeli ve kurumsallaştırmalıdır. Sonuç, çalıştığın en sonunda bir de bir sonuç bildirgesi hazırlamamız gerekiyor. Bunun en büyük, bu çalıştığın en büyük çıkarımlarından birisi bu. Bu çalıştığın sonuç bildirgesini saat 5 ile 6 arasında yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Ve bu konuda düşüncelerini bizimle mail yoluyla esirgemeyen
ve sözlü olarak esirgemeyen Sayın Profesör Doktor Hocamız Ferruh Dinçer, Burhan Dinçer Hocamıza, Doçent Doktor Mehmet Kale, Yardım Doçent Doktor Nebahat Bilge Oral ve diğer hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi borçluyorum. Bu çalıştaylara teşekkür etmek istediğim çok önemli teşekkür, yani teşekkürler azdır aslında bu çalıştaylara. Başta Sayın Oda Başkanımız Veteriner Hekim Suat Çelik'e ve Oda Yönetimi'ne, Sayın Veteriner Hekim ve bu işin içinde olan Adnan Serpen'e, Sayın Veteriner Hekim Hakan Boyer'e, Sayın Doktor Sibel Cenizci'ye, Sayın Profesör Doktor Gaziantep Aksaroğlu'na, tüm çalıştayı düzenleyen Bilimsel ve Düzenleme Kurulu'na, vakit ayırmayıp bizleri onurlandıran değerli hocalarımıza, destek veren firma temsilcilerimize, teknik destek veren herkese Çalıştay Düzenleme Kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunar. Belirli, başarılı bir çalıştay geçirmenizi ümit ederim. Saygılarımla. Onu hepimiz tanıyoruz. Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı Onursal Başkanı Profesör Doktor Ferruh Dinçer. Hocam size... Hanımefendiler, beyefendiler, Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, bu meslektaşlarımın içerisinde sevgili öğrencilerim de dahil. Onların da şu an müsaade meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden evvel belirtmek istiyorum ki, dünden beri çok büyük bir baskı altındayım. Bana Sayın Oda Başkanım, Osman Hocam, Ahmet Serpen, Adnan Serpen inanılmaz baskı yapıyorlar. Hem beni buraya davet ettiler hem de lütfen bir dakikadan fazla konuşmayın dediler. Ben tabii bu baskı altındayım, sizlerin yardımına ihtiyacım var. Kendilerine dedim ki, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasi ve demokratikleşme günümüze herkesin ağzında dolaşıyor. Bunu gerçekleştirelim, katılımcıların oyuna sunayım. Elimde gördüğünüz koskoca notlarımla geldim. Acaba kurultayın tüm gününü bana mı verecekler, yoksa kurultayda konuşmacılara mı? Onlar karar versinler, ben de öyle konuşayım dedim. Peki ne olur biliyorsunuz? Bunun üzerine dediler ki, hocam aman kalsın, istediğin kadar konuş. Ama kısadan ise biz tabii ölçümüzü biliyoruz. Sayın Başkanım, sevgili hanımefendi, meslektaşım, buralardan bir yere gittiniz. Sizin de kusura bakmayın, bunu konuşmama dahil etmeyin. Bu bir rüzgar. Evet, Sayın Başkanımız belirttiler, orada Mısır gerçekten çok önemli bir yıl. 2011, Dünya Veteriner Hekimliği yılı. Ama bu meselenin bir tarih hocası olarak, uluslararası bir yanlışlığı düzeltmek meşguliyetindeyim. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Doktor Jorge'ye daha geçen yıl bunun yanlış olduğunu söyledim. Çünkü 250. yılda değiliz, 249. yıldayız. Çünkü 1761 yılı dünyada ilk veteriner okulunun açıldığı yıl değil. 1761 yılının 4 Ağustos tarihi Fransa Kraliyet Konseyi'nin veteriner okulunun açılmasına karar verdiği tarihtir. Şimdi hepinize soruyorum. Doğum tarihinizi anne babanız bebek yaptığı zaman, yapmaya karar verdiği zaman mı kutluyorsunuz? Doğduğunuz zaman mı kutluyorsunuz? Çünkü bu karardan 5 ay sonra, bu da çok önemli tabii. Yani düşünün 18. yüzyılda 5 ay sonra 2 Şubat 1762'de Lyon Veteriner Fakültesi açılıyor. Onun için biz gerçekte 1762'nin 250. yılını önümüzdeki yıl kutlayacağız. Önümüzdeki yıl bizim için de çok önemli bir yıl olacak. Çünkü Türkiye'de de veteriner hekimliğin bu yıl 169. yılı. O kutlamayı da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz 2 Mayıs'ın bu içinde bulunduğumuz haftası 23 Ekim Türkiye'de bilimsel anlamda veteriner hekimliğin başladığı yıl dönümü.
ve biz 169. yılı kutluyoruz. Başka bir deyimle dünyada 249, tabii artık 250 kabul edecek madem böyle dediler. 250. yılı kutlarırken Türkiye'de 169. yılı kutluyoruz. Gerçek anlamda geçen önümüzdeki yıl 250 ile birlikte Türkiye'de de 170. yılı kutlayacağız. Tabii burada bir soru işareti çıkıyor karşımıza. Neden Avrupa'nın 1750 yıllarda en büyük ülkesi olan Osmanlı'da böylesine anlamlı bir olaya 80 yıl gözümüz kapalı kalmışız? Bunu bütün arkadaşlarımın düşünmesini istiyorum önce. Ve Osmanlı'nın hasta adam lakabını almasına kadar giden süreçte olayın nereden başladığını, Osmanlı'nın Avrupa işlerinden nasıl Anadolu'da boğazlanarak yok edilmek istendiğini, Türkiye'nin, Türk toplumunun bugün yaşadığımız olayların gerçek nedenlerinin nereye kadar gittiğini ve bu nedenlerin temelinde hayvancılığın ve veterineri kimliğinin payının ne olduğunu hepimizin düşünmesini istiyorum. Meslek manazlığı yapmak istemiyorum ama ben bütün toplantılarımda, bütün bilim tarihçileriyle, bütün Osmanlı tarihçileriyle, Cumhuriyet tarihçileriyle hep şunu tartışıyorum. Bunun üç ana nedeni varsa bir tanesi de veteriner hekimliğe gereken önemli hizmeti, önemli değeri vermektir diyorum. Bu sözümü bugünkü yöneticilere de hitap ediyorum. Dünyada gerçekten 17. yüzyıl, ben tabii hastalığı konusunda ciddi anlamda çok hazırlıklı olarak geldim. Arkadaşlarımla dün öğlenden beri çalışıyoruz. Bu konular yeri geldiği vakit, benden sorular falan sorulduğu vakit, katkı istendiği vakit yaparım. Ama gerçekten açılışı kısa tutmak istiyorum. Önündeki notlara da bakmıyorum dikkat ederseniz. Ciddi hazırlık yaptım. Bir aydır dersine iyi çalışıyorum. Ama kısa kısa notlarla değinmek istiyorum. Neden bir defa yani neden bilimsel diyoruz hep, gerçekten de öyle. Çünkü 1762 yılı önemli bir yıl. Ama niye 1762 yılı? Neden veteriner hekimliği? Neden veteriner fakültesi? Benim size bugün dağıtılan kitapçıkta, şimdi okumayın, dikkatinizi yitirirsiniz. Ama daha sonra okursanız, nedenle başlıyorum, neden 250. yılla başlıyorum? Birçok her cümlemiz olur. Neden, 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 nedenler sıralıyorum. Neden? Bilimsel olmanın, bilimselliğin niçin, neden, nasıl? Bu üç en sorusuna yanıt aramanın bir ön koşuludur. Eğer bilimsel olarak bu nedenlere yanıt veremezsek, veteriner halk sağlığının anlamını ve önemini anlayamayız. O bakımdan bunu çok düşünmemiz gerekiyor. Neden veteriner okulunun 250. yılı dünyada, bu yıl dünyada o kadar çok yuvarlak yıllar kutlanıyor ki, ama bir tek olay bütün dünyada dünya yılı olarak kutlanıyor. Bu da veteriner okulunun açılışının yıl dönümü. Başka bir olay mı yok yani? Bunu iyi düşünmek lazım. Bir tek veteriner okulunun açılışı 2011 yılında dünya yılı olarak kutlanıyor. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Düşünün, 17. yüzyıldan önceki yılları düşünün. Bütün bilim tarihçileri şunun üzerinde hep fikirdeler, fikir birliğine eşmişlerdi. Dünyada insanlığı hayvan hastalıkları, hayvan salgınları kadar felaketlere sürükleyen hiçbir felaket yoktur. Bunun altını çiziyorum. İşte veteriner okulunun açılmasının ana nedeni de budur. Çok ilginç bir şey söylüyorum. Neden ısrarla veteriner halk sağlığı deniyor? Temelinde öyle. Hayvan evcilmesinin yapılmasında hekimlikle birlikte veteriner hekimlik beraber doğuyor. Anne, oğluna, kızına yaptığı tedaviyi evcilliği hayvanla da uyguluyor. Buradan şuraya getirebiliriz. Aslında değil 1700-1970'li yıllara, 60'lı yıllara götürmek. Biz zamanı yeri belli olmayan evcilmenin yapıldığı tarihe götürüyoruz veteriner halk sağlığını. Çünkü veteriner halk sağlığı beşeri hekimlik ve veteriner hekimliğin el ele verdiği bir konudur. Bütün tarihsel süreç içerisinde bu geçerlidir. Dünya veteriner okullarının açılmasının başlangıcı 1762'den 1710 yılına 50 yıl önceye gidiyor. İtalya'da Doktor Lansisi, İngiltere'de Doktor Bates, bunlar beşeri doktorlar. Hükümet bunları görevlendiriyor, hükümetler. Aman salgın hayvan hastalıklarına örneğin.
Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Sonunda ne rapor veriyorlar biliyor musunuz? Salgın hayvan hastalıklarının önlenebilmesi beşeri hekimlerin bilgisiyle mümkün değildir. Ya hayvanların kendi doktorlarının yetiştirmesi gerekir. Ve bu 50 yıl bu gerçek göz kapandıktan sonra nihayet Fransa'da özellikle o çağın öncü ansiklopedistleri, ömanyak olarak ünlü yazarları aman diyorlar bana bir çare bulalım. İlginç, bakın 1762'de birinci okul açılıyor. O yüzyılın sonuna kadar bütün Avrupa ülkelerinde veteriner okulları açılıyor. 100. yılın sonunda veteriner okullarının sayısı 200'e yaklaşıyor. Böyle bir olay başka hiçbir meslek için geçerli değil. Bunun bir tek nedeni var. Veteriner hekimlerin insan sağlığına, hayvan sağlığının yanında yaptığı gerçek katkılar var. Nedeni çok açık. 1710 yılı ile 1751 yılı arasında geçen 50 yıllık süre içerisinde yalnız Avrupa'da 200 milyon sığır salgın hayvan hastalıklarından telef olmuş. Elimizde o günlerde çizilmiş resimler, tablolar var. Bunu Allah'ın kızgınlığı sonucu insanlara verdiği ceza olarak gösteren kiliselerde yazılı resimler var. Dünyanın hiçbir döneminde böylesine büyük bir felaket yaşanmamıştır. Onun için bilim tarihçileri diyorlar ki salgın hayvan hastalıkları dünyadaki felaketlerin en büyüğü olmuştur diye. İlk veteriner okulunun açılmasında, Türkiye'deki ilk veteriner okulunun açılmasında hekimler, veteriner hekimlerden önce bu okulun açılmasına, bize de öyle olmuş. Hekimler karar vermiş veteriner okulunun açılmasına, sivil veteriner okulunun açılmasına da hekimler karar vermiş. Dolayısıyla veteriner hekimliği halk sağlığının biz hekimlerden başlayarak veteriner okullarının açılması sürecinde de günümüze kadar uzadığını biliyoruz. Bugün dünyada 500'e yakın Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'ne kayıtlı veteriner fakültesi mevcut. Bu fakültelerin sayıları hızla artıyor. O ayrı bir konu. Çünkü yakın zamana kadar daha çok veteriner fakültesi, daha çok veteriner hekim sloganı yerine bugün daha az ama daha kaliteli veteriner hekim sloganları çıkıyor. Çok kısa olarak bir şey deneyeceğim. Mutlaka arkadaşlarım konuları onların konuları. Değerli meslektaşım 1975 yılında dedi, ben sadece size bir kitap göstereceğim. Gerçekten öyledir. Şu elinde tuttuğum kitap, Dünya Sağlık Teşkilatı Gıda Tarım Organizasyonu yayınladığı veteriner hekimlerin halk sağlığına katkıları adlı 1975 yılında uzmanlar grubunun hazırladığı bir kitaptır. Bu kitabı Sayın Burhan Dinçer sevgili kardeşim Amerika'dan döndükten sonra çevirmiştir. Veteriner Hekimleri Birliği'ne vermiştir. Maalesef basılmadan kalmıştır. Ama bu vesileyle Profesör Yazar Gürer Hocam'a saygıyla, özlemle, rahmetle anıyorum. Bana bu kitabı verdi, imzaladı. Ferruh dedi, bu kitabı sana verirken senden bir şey istiyorum dedi. Bununla ilgili kendisi parası yok biliyorsunuz. Halk sağlığının en önemli alanlarından biri. Senden bir şey istiyorum dedi. Bununla ilgili dünyada ve Türkiye'de veteriner hekimliği halk sağlığı konusunu dedi, Türk veteriner hekimleri camiasına tanıtacaksın dedi. Burada özür dileyerek bir düzeltme yapmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Orhan Hoca'nın kitabında istediğim halde yazmadı, çok kızgınım ona. Türkiye'de, dünyada ve Türkiye'de veteriner hekimliği halk sağlığı konusundaki ilk yayın da bu kitap ve bu istek üzerine bendenizin hazırlayıp Gıda Teknolojisi ve Bilimi Dergisi'ndeki makalemle oldu. Benim buraya davet edilmemin gerekçesi belki yalnız hepinizin hocası, tarih hocası olarak değil ama bu konudaki bilimsel anlamda hasbelkader ilk çorbada tuzu olan bir insan olarak olsa gerek diyorum bu sertliği. Bundan sonraki sorularınızı yanıtlamaya çabalayacağım. Çok değişik noktalarım vardı ama hep gözümün içine bakıyorsunuz. Burada sizin saygıyla selamlayarak sözlerime son vermek istiyorum. Çalışmaya başarılar diliyorum. Oda başkanıma teşekkür ediyorum. Biraz sonra plaketler verecek ama ben o plaketlerden önce biliyorsunuz Türk toplumunun bir güzel geleneği vardır. Kendilerine bir şey verildiği vakit onlara da bir şey verilir. Oda başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yılın bir güzel özelliği de Türkiye'de Mehmet Akif yılı olarak kabul edildi. Tabii Mehmet Akif meslektaşımız. Konsey başkanımıza teşekkür ediyorum.
Posey yönetimine teşekkür ediyorum. Lütfettiler, kabul buyurdular ve ben bir yıl süreyle 49 yıllık emeğimin mahsulünü onlara hediye ettim. Şurada görmüş olduğunuz Veteriner 2 müziğiyle Veteriner 2 Mehmet Akif adlı dokümenter anlamda, belgesel anlamda bir kitabı hazırlayarak konseye hediye ettim. Odalara dağıtıldı. Oda başkanımın izini aldım, Adnan Serpil'in izini aldım. Bu kitabı da kongre başkanımıza huzurunuzda o bana plaket verecek galiba. Ondan evvel vererek öncelik almak istiyorum. Lütfeden mi? Evet, değerli meslektaşıma bunun içerisinde Şevik Kolay diye Mehmet Akif'in mektupları var. Bu mektuplara başlarken hep Mabihi İftiharım diye başlıyor. Mabihi İftiharım ne demek biliyor musunuz? Kendisiyle övündüğüm demek. Ben de bu kitabı Mabihi İftiharlarımdan olan Osman Hoca'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi yine tarih bilgisiyle bizi doyurdu. Biraz zaman uzun da ama aslında daha da uzun olabilirdi sizin için. Yine de teşekkür ederiz hocam. Şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Erdem. Aynı şekilde
önümüzdeki günlerde Türkiye'de veteriner hekimliği eğitiminin başlamasının 169. yılını da hep beraber kutlayacağız. Ben bu vesileyle ebediyete intikal etmiş çok değerli hocalarımıza eğitime katkı sağlamış çok değerli hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların aziz hatalarına saygıyla eğiliyorum. Şükranlarımı bekliyorum. Çalıştığımızın başarılı geçmesini ve yararlı olmasını dileyerek hepinize saygılar sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Doktor Sırrı Aydan. Buyurun başkanım. Saygılar hocalarım, değerli katılımcılar. Hepinize günaydın, iyi günler diliyorum. Tabii öncelikle Çalıştay, birinci Çalıştay İzmir Veteriner Hekimler Odası tarafından yapılması benim müddetim. Başlangıç devam edecek manasıdır ve İzmir yine bir ilke imzalmıştır. Değerli arkadaşlar, öyle bir konu ki saatlerce konuşsak ben şahsen bitiremeyiz. Çünkü biz yerel yöneticilerin en önemli konulardan biri de çok yerde müşteri çalışıyoruz ama sağlık, çevre, gıda bunlar bizi çok ilgilendiren meseleler. Bunlar da sizin direkt işiniz. Dünyanın büyük sorunu bu. Dünyanın büyük sorununda biz yeni yollar açmak için uğraşıyoruz. Bak birçok yerde geri kaldık. Şimdi çevre konusu sağlıkla çok ilgili. Halk sağlığı çok ilgili, hayvan sağlığı, herkesle ilgili. Çevrenin durumu şu sabah, güzel bir İzmir sabahında böyle güzel insanları somurtmak istemem ama bazı büyük sorunlarımız var. Dünya çapında da var, ülke çapında da var. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel yönetimler olarak buraya bakış noktamızı çok kısa öğretmek isterim. Biz gerçekten sürdürülebilir bir temiz çevre için çok emek harcıyoruz. Biz gerçekten İzmir'in her konuda bunun önde olması için çok emek harcıyoruz. Gerek hayvancılığın, gerek tarımın olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'de ilk defa olarak Büyükşehir Belediyelerinde tarımla ilgili daire başkanlığı kuran belediyeyiz. Türkiye'de ilk defa Halilbeyli'de organize hayvancılık bölgesi kuran ve bunun planlarına işleyen belediyemiziz. Ama işte bütün bu çalışmalar sizlerle beraber bu çalıştaylarda önümüze daha yeni yollar çizecektir. Çevreyi düzeltemezsek tarımı düzeltemeyiz. Tarımı düzeltemezsek hayvancılığı düzeltemeyiz. Ayrıca bizim büyük sorunlarımız var. Çok hızlı konuşuyorum ama bunları anlatmam lazım. Bunlar sizin işiniz. Şimdi bakınız Avrupa Birliği'nin bazı dayatmaları var bize. Biyasa bu tarım, üretim, hayvancılık konusunda. Her ülkenin kendi kriterleri vardır. Efendim Avrupa Birliği'nde işte hayvancılıkla ilgili yerler %15 civarında. Sizde %15'e çıkın. Sizde %30 çok hayvancılık yapanlar. İşte tarım şöyle tarım, bu öyle değil. Bizim ülkenin özellikleri başka. Bakınız, 2000 başlıklı, 5000 başlı büyük çiftlikler kurulabilir. Bunlar vatandaşın için değil, bunlar büyük sermaye için. Sermayenin Yahudisi mi, Amerikalısı mı, İngiliz'i bilemeyiz. Ama bizim kırsal kesimimizde 10-15 hayvan bakan ve bunlar iki ay baba ve oğlu, evli bir oğlu geçirebilen İleriye doğru bir tabakan istihdam sağlayan olayları biz yok edemeyiz. Biz Avrupa Birliği'nin bize dayattığı olaylarda bu insanları için hiç sayamayız. %15'e düştük. Ne olacak hayvancılık? İşte ithalat. Ne demek ithalat? Ne yaptı bize? Kendi o işte 10-20 hayvan bakanı öldürdü. Şimdi ne olacak? Olmaz böyle. Bakınız. Tarımı ve hayvancılığı olmayan hiçbir ülke kalkınamaz. Bunun kafamızın bir tarafına mutlaka yazılır. Senelerde söylüyoruz. Tarımı ve hayvancılığı olmayan ülke kaldırmaz. Ama her ülkenin de kendi kriterleri vardır. Biz Avrupa Birliği ölçülerinde %15'e çekeceğiz hayvancılığı. Kim yapacak bunu? İşte 10 bin başlık, 5 bin başlık büyük çiftler. Benim köylüm ne olacak? Çocuğuna içildiği sütü çarşıdan lan köylü olur mu? 20 senedir bir köyde kalıyorum. İlk gittiğim zaman 40 tane yer vardı. 35 tane bir köy. Her gün sabah birisi alıyordu, işte gezdiğim sayıya imece olsun. Yine kalmadı. Bunun sebebini aramak lazım. Bakın biz ne yapıyoruz? Biz bu işte organize hayvancılığı teşvik ederek üretimi arttırmak için çaba gösteriyoruz ama bunun yanında çevreyle ilgili çalışmalarımız var.
Mesela bugün Sasalı'daki doğal yaşam parkını biz 470 bölüm arazilerine kendi imkanlarımızla kurduk. 2 milyon üzerinde ziyaretçisi var. Dünyanın bu hayvanat bahçesi gibi bir birliği var, ona üyeyiz. 130 hayvan, 1300 hayvan, 130 çeşit. Bunlara bakıyoruz. Çevredeki bütün barınaklarımızda sokak hayvanlara bakıyoruz. Ama bunun da bir çaresi olması lazım. Bakınız, çok aceleye getirilen yasalarla canımız çok sıkılıyor. Bugün Türkiye'de Türk aldığında bakın, hayvan sevmeyen insan bulmuyor bizim memleketimizde. Çok az bir şey. O artık fobici istedim. Hayvan sevmeyen Türk aldığında ben inanmıyorum yani. Ama alelize çıkaran kanunlarla ülkenin birçok belediyesinin baş edemeydi olaylar var. Ve büyük yanlışlıklar yapıyor. Biz yapıyoruz ama olmaz. Bunlar bir elden geçirilmeli. İleride bu çalıştay daha çok konuşacak şey var ama kapatmak zorundayım. Bu çalıştay bugün ilk defa toplandı birçok konu üzerinde. İleride ikincisi, üçüncüsü spesiyel konular seçilebilir. Spesiyel bir konu veya iki konu. Şimdi birisi benim dedi, bu küçük hayvan diyor. İkincisi bu sokak hayvanları veya evcil hayvanlar diyelim. Onlar diyor. Spesiyel konular seçilip gerek hükümete, gerek bu işe ilgili bakanlıklara bazı öneriler sunabiliriz. Şimdi dediğim gibi anlatmakta saatlerce biz neler çektiğimizi, neler yaptığımızı, yaranamadığımızı anlatalım. Gerçekten çok zor buradayız. Anadolu bitik. Anadolu birçok belediyesi İstanbul'a sağlayamıyor. Veterineri yok. Veteriner olmayan hiç olur mu? Hayvan kesiliyor, hayvan yeniyor, kasapları var, veteriner yok. Böyle şey olur mu? Bunların özel spesiyel gündemlerini gündeme getirmesi dilerim. Konuşacak çok şey var, söyleyecek çok şey var. Sizler bundan uzmanların sabahında söylemeden edemedim. Bu güzel ismi sabahında, bu ilkte buluşmaktan çok mutluyum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner İlaçları ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Sayın Ahmet Uyar. Ben de Ferdi Hocam gibi büyük bir dosyayla gelmek isterdim ama dedim kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle 2 gün önce şehit olan 24 askerimize Allah'tan rahmet diler. Ve bu çatışmada yaralanan ki başta bir tanesi de ben yakınan akraba olmuş. Kendisine acil şifalar dilerim. Yine bugün aynı günde Kızılcaman'da Uluslararası Katılımı AB uyum sürecinde Hayvancılık Kongresi'nden dolayı Sayın Bakanımızın orada bulunmalar nedeniyle bizim üst düzey bürokratımız, başta müsteşarımız ve genel müdürümüz Nihat Bey'in ve genel müdür yardımcısı Fatih Bey'in orada bulunmalarla bu çalıştaya katılmak istemeler ama katılmamaları nedeniyle selamlar iletiyorum. Bu çalıştayın başarılı geçme temellerini sizlere iletiyorum. Yine birçok hocalarımız bu böyle bir çalıştayda görmekten son derece memnun duruyorum. Özellikle Ferhan Hocam'a bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü ben de belki birçok işinizde arkadaşlar ve hocalarımız gibi veteriner fakültesine kazayla gelen öğrencilerden biriyim ben de. Tıp fakültesi yazdığım halde toplam arkasından dolayı veteriner fakültesine geldim. Ve birinci sınıfta 15 gün boyunca deontoloji nedir, almak ne demek olduğunu bilen birisi olarak Ferhan Hocam eğer olmasaydı benimle birlikte çalışan başlangıçlı arkadaşımızın belki bu ders sayesinde
devam etmemizi sağlayan, Ferhat Hocam sayesinde devam etmemizi sağlayan, Veteran Fakültesi'nden böyle mezun olmamızı sağlayan hocamıza teşekkür ederim. Çalıştay için söyleyecek gerek birkaç cümle olacak olursa, gerçekten çok önemli bir çalıştay. Özellikle yeniden yapılanmadan dolayı bizlere son derece bir şey olacak bir çalıştay. Bakanlıkta, gerek bizim bakanlığımızda, gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Çevre Bakanı, Çevre Şehir Bakanı, İçişleri Bakanı, koordine çalışmanı ışık tutacak bir çalıştay bu çalıştay. Son derece önemsediğimiz için de burada bulunmayı arz ettik ve kısa bir süre daha olsa gelmeyi arz ettik. Bu süreçte bizler de yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Özellikle mevzuatlara ağırlık verdik. En son gün itibariyle imzaladığımız bir gıda kaynaklı olduğumuz hastalıklar var. Belki birçok hocamız ve arkadaşımız bilir. Avrupa Birliği'nin 2399 sayılı zoonozlar direktifi var. Bunun uyumlaştırma çalışmaları ile ilgili dün görüşü açtık. İlgili bütün kurum ve kuruluşları, resmi kurum olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, özel sektör olsun, bunlara görüşe sunduk. Bunların değerli görüşlerini bekliyoruz. Hatta hususen İzmir Halk Sağlığı çalışma grubunu da oraya davet etmek istedik. Ancak süremiz kısaldığı için, görüş açma süremiz kısaldığı için görüşleri daha sonra değerlendirmeyi düşündük. Daha sonra yine başka bir mevzuat olarak da insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler, yan ürünler gıdaların, gıda kaynaklı olmayan yan ürünlerin bertarafına yönelik bir mevzuat. Bunu haftaya görüş açacağız. Bu mevzuat neyi kapsıyor derseniz, TSDS hastalıklarından tutun, deney hayvanlarının, kullanılan deney hayvanlarının itlafına, hatta mayonez yapan fabrikaların yumurta fabrikalarının itlafını yapacak, bertarafını yapacak, yapma ürünlerinin kurulmasını yönelik bir mevzuat. Son derece önem verdiğimiz mevzuat. Bunu çıkarmak üzereyiz. Yine ulusal kalıp eylem planında her yıl revize edilmekte ve bu manada veteriner ilaçları ve kalıplarına yönelik büyük bir ağırlık vermekteyiz. Biz sadece bu işleri tek başına yapmakla yetinmiyoruz. Özellikle son dönemde, son birkaç yılda Sağlık Bakanlığı'na birlikte bir çalışma kültürü elde ettik. Daha önceki yıllarda belki tek sağlık gündeme gelmediği gibi veteriner kimlik, yani Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte çalışması çok da fazla yoktu. Özellikle tırın kongo hastalığı ve kuruz hastalığı, daha öncesinde yine kuş gribiyle ilgili nedenlerden dolayı birlikte yapılan projelerle, birlikte yapılan eğitimleri bir çalışma kültürü elde ettik. Ve bu çalışma sonucunda ortak projeler yapmaya başladık. En son geçen hafta itibariyle yine Sağlık Bakanı'yla birlikte bakanlıklar arası işbirliği, zoonoz hastalıklar konusunda bakanlıklar arası işbirliği güçlerine arası yönelik bir proje teklif ettik. Ve yeni bir web tabanı kurmaya arz ettik. İsmi de Türk Zoonet olarak bildirdik. Bu manada da çalışmalar yine devam ediyor. Biz birlikte çalışma kültürünü oluşturalım derken kendim her zaman için son 3 yılda sizlerin de yakından tanıdığı Zatı Vatansever hocamızla birlikte ilgili ilçe ilçe dolaştık. Buralarda Sağlık Bakanlığı'nın neden aramızda bulunmasının gerektiğini vurguladık. Çünkü hekimlik tektir. Ne beşeri hekimlik, ne veteriner hekimlik ayrılmaz bir bütündür dedik. Bunu bir anekdotla vurguladık. Bu anekdotu çok da uzatmamak size de anlatmak isterim. Mezun olduktan sonra 100. Üniversitesi Veteran Fakültesi'ne asistan olarak başladım. O dönemde öğrendiğim bir oranın aşiretleri vardı. Belki bağımlı olanımız veya orada bulunmamız varsa bilir. Bu aşiretin Anadolu'ya geçişlerinde işte bir ses duyuyorlar. Bu ses ne diye bir gidin köyün muhtarına oturan bir soru diyorlar. Aşiretten reisi soruyor. Ne ezan, ne işe yarar? Müslümanlar el namazda da var dedi. Peki bunun bizim koyunlara bir zararı var mı? Yok, o zaman bırak karayı bağırsın diye o zaman demişti. Sağlık Bakanlığı bundan öncesi yıllarda sürekli işte zoonoz hastalıkları, kene sizin işiniz, kene bu tam bakan işi. Biz de dedik ki bunun bizim koyunlara bir zararı var mı? Yok. O zaman bırakın bağırın durun demedik. Biz de işin içine girdik. Ve bunun gibi birçok hastalıkta şu an beraber çalışmaktayız. Özellikle 2399'un direktifinin verdiği başta işte Brüksel tüberküloz, erkolozun listeleri bugün hastalıklarla beraber bir işbirliği sağladık. Bu hususta çalışmamız devam edecek. Dediğim gibi geniş bir
oturumda bakanımızın yaptığı çalışmaları sizlere anlatmak isterim. Ve ilerideki yapacak çalışmaları sizlere anlatmak isterim. Süre son derece kısıtlı olduğu için ve sizlere sıkılmamak adına konuşmanın sonra da bu çalışmanın başarılı geçmesini dilerim. Açılış konuşmalarının bitiminde bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese birer anı olsun diye plaket törenimiz var. Önce düzenleme kurulu plaketlerini verelim istiyoruz. Profesör Doktor Osman Yılmaz, Profesör Doktor Şakir Doğan Tunçer, Profesör Doktor Hasan Eren, Profesör Doktor Murat Arslan, Profesör Doktor Ayman Plazi. Alabilir miyiz? Ve bu arada da Profesör Doktor Burhan Dinçer plaketlerini vereceklerdir. Hocam sizi bırakmayalım, devam ediyoruz. Devam edeceğiz hocam. Beraber bakalım. Profesör Doktor Hüseyin Baskın, Doçent Doktor Tonar İnceboz, Yardımcı Doçent Doktor Rüştü Taştan, Doktor Sibel Cevizci, veteriner hekim Suat Çilker, veteriner hekim Tangül Karahan, veteriner hekim İbrahim Yavuz, veteriner hekim Sezer Eruzun, veteriner hekim Türel Gürcan, artık hepsini beraber alalım. Veteriner hekim Adnan Serpen, veteriner hekim Arzu Deniz Yürek, veteriner hekim Burcu Girem Omurta, veteriner hekim Azmi Yüksel ve veteriner hekim Hakan Boyan. Thank you.
Arkasına yemesek yok. Bilimsel Kurul Profesör Doktor Hayit Canatan, Profesör Doktor Nejat Aydın, Profesör Doktor Hazım Gökçen, Profesör Doktor Bülent Mutlar ve Profesör Doktor Tahsin Yeşildere. Plaketleri vermek üzere sevgili hocamız Profesör Doktor Ferruh Dinçer'i davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmamın gerekirse kestiğini anladınız. Her istediğimde yararlanıp bir şeyler söyleyeceğim. Efendim, bir söz var biliyorsunuz, tıbbiyeden, yani mektebi tıbbiye şahaneden, hekimden başka her şey çıkar. Kim demiş bunu biliyor musunuz? Marco Paşa demiş. Tabii ben tarih hocası olarak bazı yanlışlıklara burnumu sokuyorum. Bu yanlış, Marco Paşa en çok veteriner hekimlerden çekmiş. Dünyayı demiş ki, sivil veteriner hekimliğinin tıbbiye çatısı altında açılmıştı. Mehmet Ali Bey ve arkadaşlarını sürdürmüştü. Bu veterinerlerden demiş, veterinerden başka her şey çıkar. Ben Deniz de bu sınıfa dahil oldum. Belki bileniniz vardır. İhtilal sonrası bana yer aradılar. Beni Basın Yayın Yüksek Okulu'nun müdürü yaptılar. Ve Basın Yayın Ankara Siyasal Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nun 30. yılında plaket töreni yapıldı. Kendisine rahmetle anıyorum. Metin Toker. Metin Toker plaketi aldı ve şunu söyledi. Hiç merak etmeyin, bu plaketi denize atmayacağım. Bir şey hatırlattı mı size bu söz? Çünkü zamanın önce devlet ihtilal lideri, sonra devlet başkanı, sonra cumhurbaşkanı olan muhterem zat bir gün plaket tereninde bana verilen bu plaketleri denize atıyorum demişti. Ben şimdi bugün plaket alanlara ve şimdi plaket verenlere söylüyorum. Bu nadide plaketi lütfen denize atmayın. Yardımcı çağırıyor. Bu bir
plaketleri verdiğim her insana bir şeyler söyledim ama Tamer'e bir özellikle söylemiş, sizin de duyun. Tamer Türkiye'de hayvan psikolojisini ilk defa gündeme getirip kitabını yazan adamdır. Niye söylüyorum biliyor musunuz? O kitabın sunumu da bana ait. Hocam sizi bırakmayalım. Gazanfer Aksakoğlu. Bülent Hoca. Tamam. Bülent Mutlu Hocam. Bülent Hocamızı. Bülent Hocam. Geldi orada. Bülent gelsene. Sayın Hocam. 12'den bulduğunuzu da bilmezler. Burdur Veteriner Komitesi'nin kurucu dekanı Bülent. Demin Nejat için söylemeyi unuttum. Sevgili Nejat, Veteriner Komitesi'nin kurucu dekanı. Yine Sayın Dekanım için söylemeyi unuttum. Hazım da benim Avrupa'daki yol arkadaşım. Hocam ben de şunu söyleyeyim. Aklınızı 12'den bulursunuz. Şimdi hocamız Şakir Doğan Tuncay'ın yerini Yalçın Köksal, Doktor Yalçın Köksal'a verelim plaketini. Ve bu arada Gazanfer Aksakoğlu, Ramazan İnci, Profesör Doktor Ramazan İnci. Devam ediyorum hocam. Profesör Doktor Tansel Şirili, Profesör Doktor Bayram Yılmaz, Yardımcı Doçent Doktor Rüştü Taştan. Sevgili Yalçın'a veriyorum. Şakir çok aldı. Aldı Yalçın. Bir daha. Tansel veteriner hekim babanın oğlu. Ferdi Hocam'dan izin alarak 30 saniye konuşabilir miyim? Oylamayı sunuyorum. İzninizle. Ben de tıp fakültesi öğretim üyesi olarak böyle bir toplantıda bulunmaktan son derece mutluyum. Gerçekten bu plaket de benim için bir onur. Hocamın ifade ettiği gibi atılmayacak, saklanacak bir plaket. Tutuyorum ben. Tabii bu arada veteriner arkadaşlarımızla birlikte olmaktan son derece mutluyum. Tek tıp, tek sağlık hep vurgulanacak. Bunun için de ben bu sloganı kalbimizde, beynimizde yaşatmamızı öneriyorum. Teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım hocam. Oturum başkanlığına verelim. Bu kez oturum başkanlığına verelim. Ama Osman hocamı da çağıralım. Osman Yılmaz hocamı da çağıralım. Beraber verelim. Profesör Doktor Burhan Dinçer.
tabii Nietzsche olunca çoğunuz benim akrabam olabileceğini düşünüyorsunuz. Amca oğlu oluyor. Konuşmacılardan Profesör Doktor Pedro Pinçer hocam sizi olamayacak. Bir daha alalım sizi. Profesör Doktor hocam şimdi siz alacaksınız. Sen keseverdiniz. Profesör Doktor Hasan Batmaz. Doktor Necdet Akkoca Sayın Müdürüm. Profesör Doktor Arif Altıntaş. Evet. Profesör Doktor Hazım Yılcan. Hocam siz vereceksiniz. Evet. Elindeki nota sizin adınız yazılı. Zaten orada Pedro hocama verdiniz değil mi? Pedro hocama verdiniz. Mesdan Özyar, Mesdan Özyar, Doktor Necdet Akkoca, Profesör Doktor Arif Altıntaş. Siz geleceksiniz hocam. Sim.
Başka yok, evet. Cemre Doğan. Evet, veteriner hekim Cemre Doğan. Özür diliyorum. Evet, onur belgesi verecek olanlar Suat Çeliker, Profesör Doktor Osman Yılmaz. Adnan Serpen, veteriner hekim Arzu Temiz Yürek. Galiba 10 dakika bir ara vereceğiz. 10 dakika yeterli mi hocam? Ve halk sağlığı. Oturum başkanları Profesör Doktor Burhan Dinçer, Profesör Doktor Hüseyin Baskın. Evet hocam. Teşekkürler. Değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, müfakkar meslektaşlarım, artık işin biliyorsunuz daha önemli bir aşamasına geldik. Fakat sizlerin siz gerçekten sabırlarını taşıyacağız ve mümkün olduğu kadar çok içerikli ve çok kısa zamanda aslında Türk'ün dediği gibi çok büyük işler başaracağız. Ve ilk önce konuşmaya başlamadan yine de burada bir gerçeği belirtelim. Arkadaşımız Hüseyin Baskın, 9 Eylül Üniversitesi. Görüyorsunuz değil mi? Tesadüflerimi yapıyor. 9 Eylül Üniversitesi'nin bir arkadaşımız. Aksa'da ana bilgilerinden. Sosyoloji ana bilgilerinden. Ve bir araya geldik. Ve bu bir araya gelmemizin nedeni de yine bedenden Aksa. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ben yine de vakit almayayım. Teşekkürlerimizi zaten başından beri sunuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bir ayrıcalığını vurgulayalım. İzmir ve Demir odamızın gerçekten bütün odalarımızdan bu şekilde etkinliklerini bekliyoruz. Ben şimdi ilk konuşmacı arkadaşımız Profesör Doktor Gazanfer Aksaoğlu 9 Eylül Üniversitesi'nden gelen halk sağlığı ana bilim dalından kendisi halk sağlığı konusunda ilgilendirecek ve zamanında sizlerin görüşleri doğrusunda 10 dakika olarak verdik. Şimdilik inşallah değerli hocamız. Geliyor, geliyor. Duyuluyor. Geliyor. Teşekkür ederim. Ben bu başlığı sanırım 360 saat, 360 gün falan anlatabilirim. Onun için bana daha önce söylenmiş olan,7-25 dakika ya nasıl sığdırayım diye düşünürken Sayın Başkanım dediler, onu yarıdan azına indirdiler. Politikacı olmadığım için konuşma hakkım kısıtlanabilir. Ben dedim ki sağlık kavramı sunayım sayın veteriner hekimlere. Daha çok veteriner hekim var çünkü. Şimdi aslında bir yanlış yapıyoruz. Yani beşer hekim, veteriner hekim ayrımı yapıyoruz. Biz tümümüz aynı ailenin hekimleriyiz. Yani biz hayvanların bir türüne hekimlik yapıyoruz. Sizin beşer hekim dediğiniz hekimler hayvanların bir türüne hekimlik yapıyoruz. Oysa tümümüz hayvanların hekimlik yapıyoruz.
Ben böyle algılıyorum. Bunu nasıl algılamaya başladın diyeceksiniz. 1972 yılında Hacettepe'de fakültesinde stajyerken ilk kez sağlık ocağına girdim. Sincan o zaman orta bir kütleli köy. Orada karşıma köpekler, evin içinde tavuk dışkıları, ahırda çocuklar çıkınca anlamaya başladım, görmeye başladım. Yaşamımda ilk kez köyü gördüğümü o zaman da söylemek istedim. Şimdi şu kavram bizim bütünlüğümüzü, birlikteliğimizi gösteriyor. Bu kavramı ben şu anda burada tartıştıramayacağım. Bir gün bu slaydın yapımcısı olan halk sağlıkçıya götürdüm İsveç'te, İsveç'te. Bu sağlık hizmetinin üretilmesini gösteriyor. Dedim ki ben bir gün bu slaydı koydum, o afişti o zaman. Afiş olarak koydum. 5 doktor öğrencisine, halk sağlığı doktor öğrencisine yalnız bu resimle 4 saat tartıştırdım dedim. Döndü bir daha baktı, ben de yaptım. Burada gördüğümüz her şey gerçek. Yani heykeller gerçek, kiliseler gerçek, okullar, hastaneler, su kuleleri gerçek. Gördüğünüz tüm hayvanlar gerçek. Ben orada 15-20 hayvan görüyorum. Bir kısmı süt sunuyor, bir kısmı koşuyor, bir kısmı tekerlekli sandalyede oturuyor. Bir kısmı yerde küçük yaşta bir başka yerde oturan küçük başlı bir hayvanla birlikte oynuyor. Gördüğünüz gibi hayvan türleri burada bayağı zengin. Biz de onlardan biriyiz. Onun için ben ilk kez sevgili Adnan Sen benden tek sağlık sözünü duyduğumda bu olağanüstü bir kavram demiştim. Ben ilk kez biliyorum. Çok mutlu olmuştum. Çünkü ben onun içinde çok yaşadım. Yani Şarbon'la, Bruce Enlay'la çok iç içe oldum, çok birlikte oldum. Ve sizlere dağıtılan son yazımını 2 yıl önce tamamlayıp sunduğum Bulaşıcı Hastalıkla Savaş'ın kitabında ilk yazdığımda 32 yaşındaydım. 1982 yılında yine uzman olmuştum. Ona geri dönmeye çalıştım kavramlar olarak. Ona yetişmeye çalıştım. Çünkü o zaman alandaydım. Onun girişinde, 3. yazımının girişinde bir şey yazar. Ayağımda manda dışkısı vardı o zaman yazar. Botlarımda manda dışkısı var. Öyle çalışıyordum. Öyle öğreniyordum. O zaman anladım hayvanla insan birdir, aynı şeydir. O zaman dönüp incelemeye başladım. Biraz önce sayın büyüklerimizin dile getirdikleri kavramların neden doğru olduğunu. Biz buna, ben daha doğrusu buna yaşam diyorum, sağlık demiyorum. Burada sağlık yerleşimi var, yaşam biçimi olarak var. Ama şuradan çıkıyor. Burada insan diye kullandığımız birim, biz kendi sağlığımızla ilgili olarak kurduğumuz sistemlerde hep kendimize merkez alıyoruz. İnsan türü. Hayvan aleminden insan türü. Burada bakıyorsunuz bir biyolojik çevre var. Bunu siz benden iyi bildiğiniz için açmıyorum. Mikro canlılardan biraz önce sözünü ettiğim mandalara kadar, yaban hayvanlara kadar. Bir fizik çevre var. Bu da biyolojik çevreden ayrılmaz. Bir barajı biyolojik çevreden ayırabilir misiniz? Bir sosyal çevre var. Onu biz üretiyoruz. Din, kültür. Kültür başlı başına bir kavram. Hukuk, adalet. Tüm bunları biz oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunların, özür dilerim, bunların merkezinde, bu çok komplike bir şey, merkezinde toplum ya da birey olarak insan var, insan bunları etkileniyor ve bunlardan etkileniyor, bunlar birbirleriyle etkileniyor. Dolayısıyla biz bir yaşam ortamı içerisinde herkes ve her şey birbirini etkileyerek bir yaşam sürdürüyoruz ve bundan hem alıyoruz hem veriyoruz. Hem düzeltiyoruz hem bozuyoruz. Hem hastalanıyoruz hem sağlıklıyız. İyiyiz yani. Ben genellikle öğrencilerime, özellikle dönem bir öğrencilerine bir şey sorarım. Genellikle açış dersini yaparım. Tıp fakültesine hoş geldiniz dersini yaparım ve sağlık kavramını anlatırım. O zaman şöyle bir şey sorarım. Ben iyi miyim dedim. Çok iyisin dedim. Sağlıklı görünüyor. Çok sağlıklısın.
O zaman çıkartırım çantamdan ekmekleri, diyet bisküvileri, meyve sularını, dekstroz tabletleri, sonra şırıngamı, insülin şırıngamı, şeker ölçüm çubuğumu ve benzeri gösteririm. Şimdi ben sağlam mıyım? Yo, sağlamsınız. İyi miyim? İyisiniz. Ama hastayım. Ama hasta gibi durmuyorsunuz. Toplum da öyle. Hasta gibi durmuyor toplum. Ama kazıdığınız zaman altından bir sürü şey çıkartıyorsunuz. Yani daha geçen yıl bangır bangır bağırıyoruz. Çiğ köfte yapılmaz, çiğ köfte sokakta satılmaz en azından diye. Daha geçen yıllarda ne oldu biliyor musunuz? Acıklı yıldırım gibi. Ben üniversitenin düzenlediği etkinliğe gittim. Bir tören yapılıyordu. Burada çiğ köftenin yapılmaması gerektiğini ve sokaklarda satılmaması gerektiğini yıllardır hem kitaplarda yazdığımı hem derslerde söylediğimi hem sağlık müdürlüklerine ve sağlık bakanlıklarına sürekli bildirdiğimi söylerken ne yapıldı biliyor musunuz? Bir İtalya'daki bir parasitoloji laboratuvarının başkanına ödül verildi. Trichinella tanısının konmasında yardımcı olduğu için. Yani sağlık müdürlüğü diyor ki ben tanı koyma başarısı elde ettim, bana ödül veriniz. Çok açıklı bir şey. Sokaktaki çiğ köftenin satışını engellemeyi aklımdan geçirmiyorum uyarıldığım halde. Ama o çiğ köftenin yarattığı hastalığın izini kovalıyorum, onun tanısını koyuyorum diye böbürleniyor. Çok açıklı bir şey. Yani bunları tümünü biz yapıyoruz, onu demek istiyorum. Elimizde şu anda insan olarak bunların tümünü iyi ya da kötü biz yapıyoruz. Biraz önce söyledim, iyilikle hastalık hiç birbirinden ayrılamaz. Ben biraz sonra sizi bırakacağım burada, ben gideceğim dışarıda saatim geleceği için yemek yiyeceğim. Çünkü 10 dakika önce arayla uyudumu yedim, o, yaklaşık 2 saat idare edecek beni. İnsülinimi yapacağım, yemeğimi yiyeceğim, sonra geri gireceğim, sonra tekrar öğle yiyeceğim. Böyle bir süreç içindeyim. Ne demek bu? Benim hastalığım şu düzeylerde. Yani şu çizgiyi şuraya taşıyabilirsiniz. İyiliğim daha az. Sizlerin büyük çoğunluğunun iyiliği daha fazla, hastalığı şurada. Neyse o varsa. Var mutlaka. Görme kusurunuz yok mu? Gözler ona da hastalık diyorlar. Biz kabul etmiyoruz, yakıştırmıyoruz kendimize çünkü gözümüz bozuk. O zaman bunun tümüne sağlık diyoruz. Böyle olduğu için sağlığı koruma, yani hiçbir şey yokken önlem alma. Sağlığı geliştirme, yani risk altına girdiğinde onu düzeltici etmenden geliştirme. Yani gebenin bakımı, koroner hastalığı olanın diyeti, egzersizi gibi. Hasta olduğunda sağaltma. Bunu açıklamama gerek yok. Tümünüz biliyorsunuz. Hastalık sakatlığa dönüştüğünde bunun için de kolunun bacağının kırılması gerekmiyor insanın. Romatizması olması da gerekiyor. Benim gibi diyabet olduğunuz zaman sakatsınız demektir. Yani ömür boyu toplumla yaşam içinde birlikte olabilmeniz için bir özel yaşam biçimi üretmek zorundasınız demektir. Buna esenlendirme. Gavurcasıyla rehabilitasyon diyoruz. Bunların dördünü birlikte sunan bir hizmet biliyor musunuz? Türkiye'de var mı? Vardı. Sağlık ocağı vardı. Sosyalleştirme vardı. 1980'den başlayarak tüm hükümetlerin çabasıyla, sonunda AKP hükümetinin attığı imzayla bu iş sonlandırıldı. Böylece tek sağlık kavramını yenebilecek en büyük güç de yok edilmiş oldu. Bizim en büyük silahımız elimizde mevcuttur. Ben bunu dün gece ekledim, aklıma geldi. Ben elinizdeki özetlerde bu yok. Bakın çağdaş sağlık hizmeti nasıl olmalıdır? Bu aslında tümü sosyalleştirmede var. İnsanlar hasta olunca gelip ben bakayım, gelsinler bakayım diyemezsiniz. Böyle bir aklınız yok. Hayvanlar hasta olduğunda gelsinler bakayım diyemezsiniz. Böyle bir aklınız yok. Git aşısını yapacaksınız. Ahırının korumasını yapacaksınız. Besinini vereceksiniz sanırım. Yürüteceksiniz hayvanı. Dört duvar arasında tutmayacaksınız gibi şeyler uygulayacaksınız. Ama bugün öne çıkan şey disiplinler arası işbirliği. İnsan hekimi, hayvan hekimi, biyolog, parazitolog,
ziraatçı, tarımcı hepsi birlikte çalışacak. En çok ortak sağlık sorunumuz enfeksiyon ve hastalıkları. Enfeksiyonun kendisi değil tabii hastalığı. Bunu da enfeksiyon zinciri denen bir kavramla önlüyoruz. Kaynağa yöneliyoruz gerektiğinde. Bulaşma yoluna yöneliyoruz, sağlam kişiye yöneliyoruz. İşte bazen diyoruz ki böyle bir yol her zaman olmayabilir, kaynaktan da. Kurt da pekala insanı sağlam kişiyi ısırabilir ve kuduz yapabilir. Ya da AIDS de kaynaktan sağlam kişiye, cinsel ilişkiyle doğrudan bulaşabilir. Ama genellikle bir bulaşma yolu var. Nereye yönelik önlem almak gerekiyorsa o önlemi alıyoruz. Sayın Başkanım bana verdiği süreyi iyi kullanmaya çalışıyor. Umarım çok geçmedi. Çok kısa bir örnek. Norveç'te bana 1978'de Norveç'te dediler ki bizim anne çocuk sağlığı sorunlarımız çok fazla. Türkiye'de benim çalıştığım bölgeye, üniversiteye bağlı olarak çalışan bölgenin bebek ölümü %60. Çok yüksekte. Ama buraya geldim baktım. Dediler ki perinatal yani doğum sırasında ve doğum eyleminden sonraki bir hafta içindeki ölümler %15 dolayıyla. Çok 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 yüksek. Normalde çok ciddi bir sorun var. Biz onunla ilgileniyoruz. Aradan yıllar geçti. Ben bu slide'ı gördüm. Avrupa, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bürosu'nda aldım. 1990'lı yılların ortasıydı. O zaman anladım sorunu. Şuraya bakın. Riski belirlemişler. Neden bu kadar yüksek? Çünkü diyabeti olanlar, olan annelerin çocukları ölüyor. Öyleyse bu kişilere özel, herkese eşit ama risk altındakilere öncelikli bir hizmet hazırlayalım. Bu hizmeti sunmuşlar. Beşer yıllık dilimler bunlar. Bakın 20 yılda diyabetik annelerdeki çocuk ölümleri var. Çok düşürmüşler. Dolayısıyla diğer toplamda, yani genel toplamda düşmüş. Halk sağlığı ne demek? Halk sağlığı bu demek. Nasıl bir bireyin hastalığını ya da bir toplumun, özür dilerim, bireyin hastalığını önceden önlüyorsanız, hasta olduğunu da sağlıyorsanız, burada da o var. Burada riski belirliyorsunuz ve uzun dönem içerisinde ortadan kaldırıyorsunuz. Halkın sağlığına yönelik hizmet eden halk sağlıkçılar böyle bakar diye düşünüyorlar. Bu da içine mahkum edilmeye çalışıldığımız kan ortamında benim her zaman sunduğum slide'ın daha çok önem kazandığı bir resim. Guernica 1936'da İspanya Sözde İç Savaşı'nda aslında faşist saldırısıyla sivil insanların, asker olsalar onlara da aynı içinde üzülürdük tabii. Sivil insanların acaba kentler bombalanınca nasıl ve ne kadar ölüyorlar diye deneme amacıyla 1560 kişinin öldüğü Guernica'nın Picasso tarafından yapılan resim.